şu an ne suyum var, ne yemeğim var, 8 aylık oldu çocuklarım var, üşüdüler. Soba yakıyorum yine olmuyor. Bir ikincisi öksürük devamlı devam ediyor. Ne elektrik var, ne hiçbir şey var. Yani ben çocuklarımdan vazgeçmemişim. Ben Allah'tan yardım istiyorum ben. Şey alacaktım adı ne diyor, bu bahar için param yok. Bahar makinesi. Çocuklarım şu an rahatsız. Yeni inanmıyorsanız içeri bakabilirsin. Şu an çadırda yatıyorlar. Öksürüyorlar. Daha bir gece yatırmıyorlar. İlacı var mı? 3-4 hafta oldu. Buradayım ben. İlacı varsa ben bahar makinesi ayarlarım. Ne hiçbir şey ilgilenmiyorlar. Gidiyoruz işte kaymakalaya ilaç yazıyorlar. Yine geçmiyor çocuklarımın. Yine de öksürüyorlar. Sizden itirazda bulunuyorum. Ben çocuklarımdan vazgeçmemişim. Ben sizden yardım istiyorum. Anladım. Hiç geçemiyoruz. Ne tuvalete? Tuvalete de berbat. Yani tuvalete gittiğim zaman oraya peçet atıyorlar, oraya affedersin hafut atıyorlar, geçemiyoruz, kokudan geçemiyoruz. Bir de çocuklarımızı tutuyoruz, çocuklarımız hastalanmasın diye dışarı kendimi atıyorum. Anladım. Tek dilim bu, sizden rica istiyorum. Şu an biz Hatay Defne'de Çekmece Mahallesi'ndeyiz. Bütün hayırseverlere duymak istiyorum sesimizi. Yiyecek, gıda ve hijyenik maddeye tekrar devam etmesini. Çünkü insanlar gerçekten çok zor anlar yaşamakta. Odunu bizlere eğer gelirse yakamaya çalışıyoruz sobayı. Ve sobada yemek pişiriyoruz. Eğer gıda malzemesi gelirse, gelmezse yani şu an şartlarımız gerçekten çok zorlaşıyor. Ve barınmak için çadır kentlerde şu an yer kalmadı. Ve onun için bütün hayır sorulara yiyecek, içecek, hijyenik malzeme, kıyafet, ayakkabı vesaire bize Hataylılara eğer hayırlarını devam ederlerse onlardan çok büyük hayır yapmış olduklarını gerçekten canı gönülden inanmış oluyoruz. Yani şu an çok gerçekten Hataylılar kan ağlıyor. Hataylılar saat 4:30 sıralarında kendi keyiflerinde dışarı çıkıp evsiz barksız kalmadılar. Hacı değil, var sineması gitmiş. Allah'tan gelen gitmiş ya. Bir deprem oldu. Gerçekten şu an o kadar zor durumlar yaşıyormaktayız ki bu yardımlar eğer gene devam etmezse halimiz gerçekten zor olacak. Yani umutlarımızı tüketmiyoruz ve hatayımızı terk etmiyoruz. Sesimizi sadece duyun. Şöyle deprem oldu o zaman. Yani buraya geldi. Oğlumuzun kadını arkaya geldi. Ondan sonra yemek dağıtmaya başladılar. Bazı çocukları yemek yemiyorlar. Yani mecburuz bu yemeği yemeye. Ondan sonra yani sonra ihtiyacımızı doldurur. Yani su yok burada. Gidiyoruz. Hareket Rusya'ya kadar ben 5 kilo metreye gidiyoruz. Orada barıyomuzu yaptırıyoruz. Yani ben böyle yani çok yani çocuklara çok ihtiyacımı var mı? Bak. İç çamaşır lazım. Ayakkabı sıkı lazım. Yani bana göre yani bana göre giyim yok. Çok ihtiyacımız var. Maddi durumumuz yani toz tuzlu. Yani her taraf berbat, banyo yapacağız bir yer, hiçbir yerde yok. Zaten çadırda olmuyor. Su dökülüyor, ne yapacağız? Ev yıkıldı. Her şey işte çadırda kalıyoruz, ne yapacağız? İşte idare ediyoruz, öyle ne yemek yok. Var pişirmek için ne şey. Ne yağ, ne bir şey, ne tandıra giremiyoruz, ev girilmiyor. Yani çok berbat. Valla fazla değil, yemiyoruz zaten ki bu durumda yani yemek yağlı yemiyoruz biz. Bakıyoruz işte, kimse vermiyor. Üç öğün yemek geliyor mu size? Gelmiyor, kahvaltı yapmadılar bugün.